Arkadaşlar merhaba DGS sonuçları açıklandı. Umarım bütün öğrencilerimiz emeklerinin karşılığını almıştır. Arkadaşlar sizden iki isteğim var. İlki bizi izleyen bütün öğrencilerimiz sınav sonuç belgelerinizi video açıklamasında yer alan Instagram adresine iletmeniz. Bunu istememizin nedeni hangi alanlarda yığılmalar gerçekleşmiş bunu net bir şekilde görmemiz gerekiyor. İkinci isteğimizde tercih döneminde sıklıkla yapılan bir hata var. Bu konuya şimdiden değineceğim. Tercih sürecinde hata yapmamanız için videoyu da sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Müzik Bazı öğrencilerimiz sınav sonuçlarını gördüğünde şok olmuş olabilirler. Bazı öğrencilerimiz ise bu netlere bu kadar yüksek puan nasıl geldi diye şaşırmış olabilirler. Her iki öğrenci grubu da telaşlanmasın ya da rehavete kapılmasın. Gelin bunun nedenini sizlere bir açıklayayım arkadaşlar. ÖSYM DGS'de geçmiş yıllara ait sıralamaları açıklamıyor. Bu yüzden tercih dönemi sınavdan bile daha önemli hale geliyor. ÖSYM bu verileri açıklamadığı için maalesef öğrencilerimiz kör gibi tercih yapmak durumunda kalıyorlar. Örnek olarak 2020 yılında 295 puan almış bir öğrencimizin sıralamasıyla 2020 yılında 284 puan almış öğrencinin sıralamaları aynı olabiliyor. Öğrencilerimiz de mevcut sıralamaların geçen yıldaki puan karşılığını bilmedikleri için tercih yapılma noktasında problemler ortaya çıkıyor. Geçen sene tercihlerde maksimum gördüğümüz artı 15 puanlı öğrenci yerleştirdik. Minimum olarak da eksi 4 puanlı öğrenci yerleştirdik. Bu puan farklılığının görülmesinin nedeni olarak sınavların zorluğu ve kolaylığı, sınava katılan öğrenci sayısı ve standart sapma gibi durumlar etkili olmakta arkadaşlar. Zor sınavlarda puanlar yükselirken kolay sınavlarda elde ettiğiniz puanlar daha düşük gelmektedir. Bu yüzden puana takılmayın. Sizler için tek önemli şey mevcut o da sıralamanız olacaktır. Bu yüzden kesinlikle Geçmiş yılların puanlarına bakarak tercihte bulunmayın arkadaşlar. Eğer puan bazlı bir tercih listesi oluşturursanız ne kaybedersiniz? Şimdi size bunu da göstereceğim. Arkadaşlar Ahmet diye bir öğrencimiz var. Ahmet 2021 DGS'ye girmiş. Bu yıl sonuçlar açıklandığında bir bakmış 300 puan almış ve 2800 sıralama elde etmiş. Ahmet diyor ki ÖSYM e geçmiş yıllara ait sıralamaları açıklamıyor. E ben tercihi nasıl yapacağım? Puanıma göre yapacağım diyor. Ahmet tercih dönemi başladığında başlıyor puanından daha yukarıdan yerler yazmaya 305 puanda başlamış kendi puanını yazmış 300 puanı ve kendi puanından aşağıya kadar düşmüş 296 puanda tercih listesini sonlandırmış. Ahmet tercih dönemini bu şekilde geçirmiş. Daha sonra beklemiş 10 gün, 15 gün ÖSYM sonuçları açıklamış. Ahmet heyecanla açmış bilgisayarı bakmış. Şöyle bir yazı karşısında herhangi bir yüksek öğretim kurumuna yerleştirilemediniz. Arkadaşlar böyle bir durumla karşılaşmak istemiyorsanız ne yapmanız gerekiyor? Ahmet maalesef bu şekilde bir tercih listesi oluşturduğunda yerleşemeyecek. Niye yerleşemeyecek peki? Arkadaşlar Ahmet'in tercih yapması için öncelikle şunu bilmesi gerekiyor. 2020 yılında bakın Ahmet 2800 sıralama elde etmiş. 2020 yılında 2800 sıralamayı elde eden öğrenci kaç puana sahipti? Ahmet'in tercih yapmadan önce bilmesi gereken nokta bu. Baktığımızda 2021 yılında 300 puan almış, 2800 sıralama yapmış. Ama geçen sene 2800 sıralama elde eden öğrenci 291 puan almış. Peki Ahmet ne yapmalıydı? Bu yıl tercih yaparken kendisini 300 puan olarak değil 291 puan olarak düşünmeliydi ve tercih listesinde de mesela 295'ten başlamalıydı. 291 kendi puanını yazmalıydı. Daha aşağıya kadar da düşerek güvenli bir tercih listesi oluşturması gerekiyor Ahmet'in. Bu şekilde yaparsa yerleşebileceği en nitelikli üniversiteye yerleşmiş olacak. Bu şekilde bir liste yaparsa maalesef hiçbir üniversiteye yerleşememiş olacak. Çünkü sıralamaya uygun bir tercih listesi hazırlanmamış buradan. Arkadaşlar 5 yıldır olduğu gibi bu yılda DGS tercihlerinde sizlere yardımcı olmaya devam edeceğiz. Bugün ilettiğiniz sınav sonuç belgelerinin analizini tamamladıktan sonra yarından itibaren DGS tercih sürecine başlıyoruz. Bu yıl bölüm rehberliklerinden tutun da Aklınıza gelebilecek bütün soruların cevabını bulabileceğiniz şekilde hazırlandık. Tercih sürecinde kanala abone olursanız lehinize olacaktır. Ücretli tercih danışmanlığında da her yıl olduğu gibi 20 kişilik ekibimizle sizlere hizmet sunmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Bu yıl öğrencilerimize 3 paket halinde tercih danışmanlığı hizmeti sunuyor olacağız. Dönem içi ön kayıt yaptıran 300 öğrencimiz oldu. Bizlerden tercih danışmanlığı almak isteyen öğrencilerimiz için 700 kişilik yerimiz daha var arkadaşlar. Toplam 1000 kişiye bir tercih danışmanlığı hizmeti sunuyoruz. DGS'de 2021 DGS tercih sürecinde hepinizin hayallerine ulaştığını görmek dileğiyle hoşçakalın arkadaşlar. Sınav sonuç belgelerinizi yine Instagram'dan bize ulaştırmayı unutmayın. Yarından itibaren bolca görüşeceğiz. Sağlıcakla kalın.